Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni yıla sayılı günler kaldı. Geride bırakmaya hazırladığımız yıl içerisinde dünyada ve Türkiye'de hafızalara kazınan olaylar yaşandı. Türkiye'de en çok konuşulanlar ise yaşadığımız depremler ve siyaset gündemi oldu. İşte tarihlerle 2023 yılında yaşananlar. 2 Ocak. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararı hukuken kesinleşti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptaline yönelik davaları reddeden Danıştay 10. Dairesi'nin kararını onadı. 3 Ocak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sözleşmeliğe Kadro Şöleni Programı, İNDA, Ocak 2023 için memur ve emeklilerin maaş artış oranının %25 olarak uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, bir gün sonra yapılan partisinin grup toplantısında, maaş artış oranının %30'a yükseltileceğini duyurdu. Artış, ilgili düzenlemenin 13 Ocak'ta resmi gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe girdi. 9 Ocak. Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi Birleşmiş Milletler Cişletmesi'nde düzenlenen törenle 6 yeni nesil fırtına obüsü TSK'ya teslim edildi. 26 Ocak. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusunu reddetti. 6 Şubat. Türkiye, asrın felaketi ile sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük yıkım yaşandı. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ vuran deprem sonrası Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. 7 Şubat. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen 10 ili kapsayacak ve 3 ay sürecek OHAL kararı aldıklarını açıkladı. 8 Şubat. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin merkez üssü Pazarcık ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu, depremlerden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verileceğini açıkladı. 11 Şubat. Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'daki evinde 81 yaşında hayata veda etti. 26 Şubat. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, tribünlerde hükümet aleyhine sloganlar atılması üzerine Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrıldı. 3 Mart. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6 siyasi partinin oluşturduğu Millet İttifakı, içinde yer alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masadan kalktı. 6 Mart. Meral Akşener, masaya geri dönerek, altılı masanın Saadet Partisi'ndeki toplantısına katıldı. 10 Mart. YSK Başkanı Ahmet Yener, Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçiminin 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi. 22 Mart. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında en düşük emekli aylığının 7500 liraya yükseltileceğini açıkladı. Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin seçim ittifakına ilişkin protokolü YSK'ye sunuldu. CHP ve İyi Parti, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvurdu. 10 Nisan. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı, SİHA, gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Türk donanmasının hizmetine girdi. 20 Nisan. Karadeniz Doğalgazı, Zonguldak Filyos'ta düzenlenen törenle devreye alındı. 22 Nisan. Gaziantep'in depremlerden büyük zarar gören Nurdağ ilçesinde, afetzedeler için yapılan ilk kalıcı konutlar teslim edildi. Zemin üzerine betonarme olarak inşa edilen köy tipi kalıcı afet konutları, 44 günlük rekor sürede tamamlandı. 27 Nisan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı Akkuyu NGS ilk nükleer yakıt getirme töreninde, ilk nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS, nükleer tesis, statüsüne kavuştu. 1 Mayıs Türkiye'nin milli muharip uçağı, TUSAŞ'ın Kahraman Kazan Merkez Yerleşkesi'nde vitrine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın adının Kan, isim babasının ise Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu bildirdi. 2 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daki toplu açılış töreninde, Cudi'ye 20 kilometre mesafedeki Gabar'da 2600 metre derinlikte, günlük 180 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi bulunduğunu açıkladı. 6 Mayıs Türkiye'deki TOGG marka ilk polis aracı, hizmete başladı. 7 Mayıs Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği Büyük İstanbul mitinginde konuştu. 11 Mayıs Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. YSK, İnce'ye verilen oyların geçerli kabul edilmesine hükmetti. 12 Mayıs Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın çadır satışı nedeniyle eleştirilen Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti. 14 Mayıs Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayının yarıştığı seçimde, yurt içinde 60.721.745 kayıtlı seçmenden 53.994.049 oy kullandı, oyların 52.628.182'si geçerli sayıldı. %88,92 ile rekor katılımın gerçekleştiği seçimlere yurt dışında katılım %53,80 oldu. İlk sonuçlara göre, hiçbir adayın yeterli çoğunluğu alamadığı Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. 24 Mayıs Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. 28 Mayıs Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle yeni Cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27.834.589 oy, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 25.504.724 oy aldı. Bu sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan %52,18'lik oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 12 Haziran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretlerini gerçekleştirdi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'deki temasları sonrasında Azerbaycan'a geçti. 15 Haziran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da 2500 prefabrik konutun yapımı tamamlandı. 20 Haziran Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11.402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. 24 Haziran İYİ Parti'nin 3. olağan kurultayında, Meral Akşener yeniden genel başkanlığa seçildi. 3 Temmuz CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti genel merkezine 10 gün sürecek Adalet ve Değişim Yürüyüşü'nü başlattı. 6 Temmuz Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenledikleri basın toplantısında, mecliste Saadet Partisi çatısı altında grup kurma kararı aldıklarını açıkladı. 7 Temmuz Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. 8 Temmuz Mazhar Fuat Özkan grubunun üyesi Özkan Uğur, 69 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 9 Temmuz Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bolu'da sağanağın ardından taşkınlar yaşandı, evler, tarım arazileri su altında kaldı. 20 Temmuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı. 3 Ağustos
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk defa bir kadın subay amirallik rütbesine terfi ettirildi. Deniz Kuvvetleri'nde Kurmay Albay Gökçen Fırat, tuamiralliğe yükseltildi. 6 Ağustos. Anadolu Rock'ın önemli temsilcilerinden Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti. 15 Eylül. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. 1 Ekim. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen iki terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu, teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlattı, diğer terörist etkisiz hale getirildi, iki emniyet mensubu ise hafif yaralandı. 23 Ekim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü imzalayarak meclise sevk etti. 28 Ekim. AK Parti, İstanbul'da Büyük Filistin mitingi düzenledi. 4 Kasım. CHP 38. olağan kurultayında, Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Özgür Özel, ikinci turda 812 oy alarak genel başkan seçildi. 23 Aralık. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin daha şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi. Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edildi. 25 Aralık. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 26 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 56'ya yükseldi. 26 Aralık. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.